Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün teknoloji perakendeciliğinde özellikle dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, yazıcılar, iş istasyonları başta olmak üzere teknolojide donanım üreticisi Amerikan firması HP Türkiye'nin genel müdürü Emre Alaman'la beraber yıl genelinde fiyatları konuşacağız. Diğer yanda yeni nesil teknolojilerin donanım üzerindeki dönüştürücü etkisini kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle sektör diyeceğiz ama hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk Hande Hanım. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıla bir değerlendirerek başlayalım isterseniz. Çünkü çok farklı ürünler var sizin segmentinizin içerisinde HP'de. İş istasyonları var, monitörler var, dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, laptoplar ve aynı zamanda oyun sektörüne yönelik konsollar ve bunun üzerine de 3D yazıcılar da var. Öncelikle dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan, laptoplardan başlayacak olursak, geçtiğimiz yılı sektörel anlamda nasıl kapattınız? Bu yıla baktığımızda gerek iç pazar, gerekse sektörel anlamda Türkiye'de ve globalde nasıl sektör ilerledi? 2021 bilişim sektörü için genel olarak çok iyi bir yıl oldu. Ben bu yıl sektör oyuncularının birikim yaptığını, yatırım kapasitelerini artırdığını düşünüyorum. Bu gelecek için çok iyi bir haber tabii. Bilgisayar ve yazıcı sektörü de oldukça iyiydi. Pandemiden sonra ortaya çıkan hibrit çalışma ve uzaktan eğitimin getirdiği bir talep artışı vardı 2020 yılında. 2021'de de bu artış devam etti ve bunun sonucu pazarda oldukça güçlüydü. Biz yıl boyu çip krizini de konuştuk. Aslında çip krizi diyoruz bunu ama hemen her parçada bir üretim problemi vardı. İşte lojistik problemleri yaşandı. Tüm bunlara rağmen bilgisayar pazarı 2020 ile paralel kapandı. Yazıcı pazarındaysa ufak tek haneli bir küçülme oldu. Dediğim gibi bu talep kaynaklı değil aslında. Talep çok daha güçlüydü. Eğer ki üretim problemleri olmasaydı hem bilgisayar pazarı hem de yazıcı pazarı çift haneli büyürdü. 2022'ye yine çok olumlu bakıyorum. Ben bilişim sektörünün uzun dönemli bir büyüme trendinde olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünmek için de nedenlerim var. Bunlardan bir tanesi dijital dönüşümün çok hızla devam ediyor olması. Pandemi bunu daha da hızlandırdı ama hala bence işin başındayız. Yani Türkiye'de de işin başındayız, dünyada da işin başındayız. Şirketler dijital dönüşümlerini tamamlamak zorundalar hayatta kalabilmek için. Bu da bilişim sektörünün geneli için bir fırsat demek. Türkiye üzerine baktığımızda bizi birçok ülkeden pozitif ayrıştıran birkaç konumuz daha var. Artık Türkiye'nin bir yüksek büyüme trendinde olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Eğer ki bu büyüme kaliteli bir büyüme olursa, ki kaliteli büyümeden de şunu kastediyorum, biraz daha üretim kaynaklı, istihdam getiren, gelir seviyesini artıran bir büyüme olursa, belli başlı sektörler için çok pozitif olur. Yani sanayi için çok pozitif bir gelişme olur. İhracata yönelik, üretim için çok pozitif olur, turizm için, finans için. Ve bu şirketler sermaye birikimi yaparlar, yatırım yaparlar. Yatırım demek bilişim sektörü için de yeni fırsatlar demek. Çünkü her yatırımın mutlaka bir bilişim yatırım bacağı oluyor. Bunlar hep benim pazara olumlu bakma nedenlerim. Bunu çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Türkiye bölgenin sanayisi en gelişmiş, en çeşitli ülkesi. Zengin, harcama yapan Avrupa ülkelerine yakınız. Aynı zamanda gelişme potansiyeli çok yüksek olan, yeni yatırımlar yapacak olan, gelişmekte olan ülkelere yakınız. Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri. Hem genç nüfusumuz var, hem yetişmiş insan gücümüz var. Ve bunların üzerine dünyadaki çok önemli bir trend de aslında bizden yana. Çok güzel bir pencere açıldı bize. O da sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm. Şimdi bir karbon ayak izini düşürmek isteyen bir Avrupa ülkesi veya bir şirket, ürünleri Çin'de üretip o kadar yolu getirmektense kendilerine çok yakın Türkiye'de üretmeyi tercih edebilirler. Hele ki biz bu üretimi daha sürdürülebilir bir şekilde yapabilirsek rakip ülkelere göre daha büyük avantajlar elde ederiz. Bizim birçok sanayi kuruluşumuzun teknolojisi yeni. Yani bunlar henüz yapmadıysa yeşil dönüşümlerini çok rahat yapabilirler. Ve daha da iyisi yeni birçok yatırım olacaktır Türkiye'de önümüzdeki dönemde. Biz bu yatırımları yaparken sürdürülebilirliği yine göz önüne alırsak, buna yönelik üretim veya tesisler kurarsak geniş bir coğrafyanın üretim üssü olabiliriz. Ben tüm bunlara baktığım zaman hem 2022 için hem de aslında orta dönem için bilişim sektörü açısından çok pozitif görüyorum. Dolayısıyla HP Global'de de Türkiye'yi üretim üssü yapma konusunda da ilgisi devam ediyor. Ağırlıklı ihracat pazarlı olursa gerçekleşir herhalde değil mi? Bir üretim yapılırsa Türkiye üzerinden daha yakın bölge coğrafyasına ihracatın gerçekleştireceği. Orada ürün segmenti konusunda belirli spesifik ürünler var mı? Türkiye'nin daha çok hani üretim noktasında daha verimlilik sağlayabilecek.
Yani biz Türkiye'de bir masaüstü bilgisayar fabrikamız vardı geçmişte. Dediğiniz gibi bu fabrika tamamen ihracat amaçlıydı. Yani oradaki üretimin belli bir kısmı tabii ki iç pazar içinde ama asıl amacımız ihracattı. Yine böyle bir şey olursa o amaçlı olur. Yani biz bir üretim tesisi kuracak olsak Türkiye'de mutlaka üretimi, ihracatı amaçlar. Yine masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı alanında, işte kartuş toner alanında üretimler yapılabilir. Yani bunlar tabii çok uzun süreli planlar, projeler. Yani bugün başlasanız 3-5 sene alacak olan kararlar, yatırımlar. Dolayısıyla bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama fikren evet haklısınız. Eğer burada bir daha bir üretim yapılacak olsa mutlaka yakın coğrafyaya ihracat yapacak bir üretim tesisi olur. Peki genel anlamıyla Türkiye'de sektör nasıl kapattı? Çift haneli büyüme oldu mu? Çünkü siz dediniz talep kaynaklı değil ancak üretim kaynaklı sıkıntılardan dolayı istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Türkiye anlamında cirosal performans nasıl geçti? Bizim çok iyi geçti 2021 yılımız. Bizim müşterilerimize çok yakın olduğumuz, çok yakın çalıştığımız bir yıl oldu. Çok ani ihtiyaçlar oluştu müşterilerimize. Biz bunlara hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalıştık. Yine iş ortaklarımızla çok yakın çalıştık. Burada önemli bir değişimi gerçekleştirdik. Yeni bir kanal programı yaptık iş ortaklarımızla. Bu çok yenilikçi bir kanal programı. Sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını düşünen, veriyi çok güçlü bir şekilde kullanan, analitik araçları çok güçlü bir şekilde kullanan, bizi iş ortaklarımıza çok daha yakınlaştıran bir kanal programı. Bunun implementasyonunu yapmış olduk Türkiye'de. Ve tüm bunun sonucunda da biz ciroda da, verimlilikte de, karlılıkta da çift haneli büyümelere ulaştık. Bunu sadece bilgisayar ve yazıcı olarak düşünmeyelim. Yani oralarda çok iyi büyümelerimiz oldu ama mesela aksesuar ürün grubumuz çok çok iyiydi. Biz yıl içerisinde HyperX satın alınması yapıldı. Bu yapıldıktan sonra biz aksesuar grubunu ayrı bir iş birimi olarak konumlandırdık. Çünkü burada çok ciddi bir büyüme potansiyeli vardı ve de bu gerçekleşti. İşte kulaklıklar, mouse, klavye, çanta, bunlara gerçekten pandemi sırasında da çok iyi bir talep vardı. Oranın aksesuar grubumuzun performansından çok memnunum. Servis iş birimimiz rekorlar kırdı. Çok çok iyi bir yıl oldu 2021. Yine hibrit çalışmanın getirdiği bir takım yeni servis ihtiyaçları doğdu şirketlerde. Şimdi şöyle düşünürseniz pandemiden önce IT'ler bir ofis içerisindeki bilgisayarlar, yazıcılara hizmet vermek üzere kurulmuştu organizasyonları. Birden bu cihazlar ofisin dışına çıkınca çok büyük bir zorluk geldi şirketlerin üzerine. Biz de bu noktada şirketlere yardımcı olduk. Dedik ki siz kıymetli IT kaynaklarınızı katma değerli işler için kullanın. Bu son kullanıcı cihazlarının yönetimini, servisini bize bırakın. Biz bu işte uzmanız, sizin için bunu yapabiliriz. Ve bu bizim servis çurumuzu artırdı. Siber güvenlik yine çok önemli bir konu haline geldi. Yine pandemiden önce bu cihazlar, işte bilgisayarlarımız, yazıcılarımız bir anlamda ofisin güvenlik çemberinin içerisinde güvendelerdi. Ama bunlar ofis dışına çıktıklarında kendi başlarına güvenliklerini sağlamak zorunda kaldılar. Ve bu da bir ayrı bir servis alanı oldu ve bizim uzman olduğumuz bir alan. Biz bu son kullanıcı cihazların siber güvenlik hizmetlerini, servislerini profesyonelce verebiliyoruz. Bütün bunlar yeni fırsatlar çıkarttılar. Büyük baskı makinelerimiz çok iyi performans gösterdi. Kapanmada ister istemez onların biraz satışlarına düşüş olmuştu. Yeniden açılmayla, biraz normalleşmeyle çok hızlı büyüme gösterdi. Üç boyutlu yazıcılardan mutlaka bahsetmemiz lazım. Evet, özellikle sanayide, endüstriyel üretimde, parça üretiminde belki geleceğe damgasını vuracak değil mi? Kesinlikle. Parça üretiminde, prototip üretiminde ve Türkiye gerçekten bir üst olma yolunda ilerliyor. Ben dijital üretim trenini yakaladığımızı düşünüyorum ve önderlik ettiğimizi düşünüyorum Türkiye'de. Bizde dediğiniz gibi endüstriyel üç boyutlu yazıcılarımız var. Şu an Türkiye'de onun üzerinde yazıcımız aktif olarak çalışıyor sürekli. Pandemide de bunlar durmadan çalıştılar. Sürekli prototip üretiyorlar, parça üretiyorlar. Sırf prototip üretiminden belki milyonlarca doların yurt dışına çıkmasına engel olduk biz bunları Türkiye'de üreterek. Bazı sektörler, bazı sanayiler son kullanıcı ürünlerinde artık 3 boyutlu yazıcıları kullanmaya başladılar. Tam bir seri üretim henüz geçmedi tabii ki. Teknoloji henüz o noktaya gelmedi. Ama yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. İşte metal basan yazıcılarımız yayınlandı. Bunlar sanayi için çok önemli. Ben gerçekten Türkiye'nin bir dijital üretim, 3 boyutlu üretim merkezi olabileceğini düşünüyorum. Hem kamuda hem özel sektörde
Hem üniversitelerde bu konuya gerçekten çok büyük bir ilgi var. Dolayısıyla oradaki fırsatlar çok iyi. Ben de çok memnunum oradaki performansımıza. Şimdi günümüzde en çok merak edilen konulardan da tüketiciler cephesi de gerek bireysel gerekse kurumsal teknoloji ürünlerinde fiyatlar. Fiyatları kuşkusuz sadece yurt içinde kur değil, aynı zamanda lojistik maliyetlerindeki artış, örneğin navlun maliyetleri 6-7 katı kadar arttı. Diğer yanda çip tedariğindeki sıkıntılar çok damgasını vurdu. Bu maliyetlerde bir artış oldu. Şunu sorayım, çip noktasında tedariğindeki sıkıntılar ne zaman bitmesini öngörüyorsunuz? Diğer yanda bu yıl içerisinde tüm bu teknoloji ürünlerinde fiyatlarda nasıl bir seyir izlenmeli? Şimdi pandemiden önce tedarik zinciri stratejileri tamamen maliyeti düşürmek üzereydi. Onun için tek merkezli üretime gitti ve pandemi sırasında bunun zararlarını hep birlikte yaşadık. Şimdi şirketler bu stratejiyi değiştiriyorlar. Daha çeşitli alternatifli üretime geçiyorlar. Bu da aslında Türkiye için bir ayrı bir fırsat. Çünkü üretim dünya üzerinde kendine yeni yerler arayacak. Dediğim gibi 3-5 yıl içerisinde belki hemen çok hızlı bir şekilde olmasını beklemeyebiliriz. Eğer Türkiye bu üretime kendine çekerse bizim için çok avantajlı olur. Parça maliyetleri arttı, evet. Yani son 2 senede parça maliyetlerinde sürekli bir artış oldu. Lojistik maliyetlerinde bir artış oldu. Ben artık bunda sona gelindiğini düşünüyorum. 2022'den itibaren kademeli olarak, belki çok aynı bir şey olmayacaktır ama kademeli olarak maliyetlerde bir düşüş olacağını öngörüyorum. Bu peki son tüketiciye ne zaman yansır ve ne kadar bir oranda öngörürsünüz Emre Bey? Parça fiyatlarındaki maliyet düşüşümüzü anında yansıtıyoruz zaten. Sektör oyuncularının geneli bunu anında yansıtıyorlar. Biz yıllardır herhalde bu konuda tecrübelendik. Kriz dönemlerinde dahi talebi yüksek tutma arzusundayız. Onun için buradaki düşüşü anında yansıtıyoruz. Türkiye için tabii kur çok kritik. Kur inşallah artmazsa ve hatta daha da düşerse bizim için yine çok pozitif olur. Biz onu da anında çünkü maliyetlerimizi yansıtıyoruz, fiyatlarımızı yansıtıyoruz. Dolayısıyla inşallah hem maliyet fiyatları düşer hem kurlar artmaz ve düşerse sektörün geneli için de pozitif olur. Müşterilerimiz de en son teknolojiyi daha uygun fiyatlarla almış olurlar. Peki Türkiye genelinde hangi ürün segmentlerinin satışı daha hızlı oluyor ve bu noktada şunu da sormak istiyorum. Teknoloji ürünü alırken sizde birkaç ürün grubu var ama müşteriler nelere dikkat etmeleri gerekli? Şimdi bazı ürün gruplarında çok keskin değişimler oldu. Örneğin tüketici yazıcı çok net bir değişim oldu. Tanklı yazıcılara doğru keskin bir geçiş oldu. Bu mürekkep tanklı yazıcılar veya toner tanklı yazıcılar. Toner tanklı yazıcı sadece bizde var ve KOBİ'lerin en sevdiği ürünlerden bir tanesi haline geldi. Çünkü sayfa başı maliyetleri çok düşük ve bir lazer yazıcı kalitesini alabiliyorsunuz. Ben mesela burada bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Tanklı yazıcılara doğru geçiş mutlaka devam edecektir. Kurumsal yazıcı sektörüne bakarsak yine sayfa başı anlaşmalarla devam ediyoruz. Orada da ofisler küçüldüğü için daha büyük boyutlu ve maliyetli A3 yazıcılar yerine daha küçük A4 yazıcılara doğru bir kayış oluyor. Kurumsal bilgisayarlara bakarsak müşteriler neyi tercih ediyor derseniz bu sıralar siber güvenliği çok konuşuyoruz. Yani bilgisayarların güvenlik ve yönetilebilirlik özellikleri çok ön plana çıktı. Bu bizi de çok mutlu ediyor. Çünkü bu doğru bir yaklaşım kurumların satın almalarında. Uzun yıllardır devam eden daha ince, daha hafif, şık tasarımlara yaklaşım devam ediyor. Bunu kurumlar da tercih ediyor. Kurumlarda çalışanlar da veya işte tüketiciler de bunu tercih ediyorlar. Oyun sektörü yine çok güçlü. Oyun bilgisayarları, yani oyun sektörü krizden etkilenmeyen neredeyse bir sektör gibi çok dinamik, canlı devam ediyor. Yine bu çerçevede satın alma kararlarında da müşterilerin bunlara dikkat etmesinde faydalı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka satın aldıkları ürünün güvenlik özelliklerini, bu yazıcı da olsa, bilgisayar da olsa baksınlar. Aldıkları cihazın en azından bir siber güvenlik koruma kalkanına sahip olduğundan emin olsunlar. Ve ihtiyaçlarına yönelik ürünleri almaları da tabii çok 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 önemli. Yani çok çeşitli ürünler var. Biraz araştırma yapıp kendileri için en uygun ürünleri bulabileceklerini düşünüyorum. İhtiyacı doğrultusunda ürüne yönelmeli ancak güvenlik de en önemli kriterlerin kesinlikle başına geliyor diyorsunuz. Satış kanallarında Türkiye'de nasıl bir değişim gözlemlediniz? Gerek mağaza, gerek online, gerek zincir mağazalar, klasik bayi kanalına baktığımızda teknoloji ürünlerinde hangi kanaldaki değişim, artış daha dikkat çekici oldu? Oransal bir değişim oldu mu? Oldu. Çok net oransal değişimler oldu. Şimdi pandemiden önce de online satış kanallarında bir büyüme vardı. Yani tüm dünyada olan bu büyüme trendi tabii ki Türkiye'ye de gelmişti. Pandemide bu çok hızlandı, çok doğal olarak. Şimdi normalleşmeyle birlikte bir dengeye oturduğunu görüyorum. Bence burada önemli olan
online'da veya mağazada tutarlı, bütünleşik bir müşteri deneyimini müşteriye sunmak. Ben müşterilerin beklentisinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir müşteri tanımını ben çok doğru bulmuyorum. İşte bu müşterilerimiz online'dan alışveriş yapar veya bu tip ürünler işte mağazadan satılır. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü bunlar iç içe geçiyor. Müşterinin o anki ihtiyacına, beklentisine, isteğine göre online'dan da, mağazadan da, bayi kanalından da alışveriş yapabiliyorlar. Çünkü zaten parmaklarımızın ucunda artık bütün bu bilgiler. Dolayısıyla bizim burada bütünleşik bir hizmet verip müşteri deneyimini sunarsak müşterileri kendimize çekebiliyoruz. Bizim de amacımız bu açıkçası. Yani 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi dengeye oturdu bütün kanallar. Şimdi bu denge içerisinde en iyi deneyimi müşterilere sunmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm kanal iş ortaklarımızı kastediyorum burada. Mağaza, perakende mağazacılarda, zincir mağazalarda, kurumsal bayilerimizde, online satış yapan bayilerimizde. Peki kanalların oransal dağılımı nedir Emre Bey? Yani bu online satış kanallarımız perakendeye bakarsak sanırım pazarın %30 gibi bir oranına gelmiştir. Normalleşme sürecinde söylüyorum. Tabii ki pandemi sırasında çok daha yukarılara çıktı mağazalar kapalıyken. Bayi kanalımız hala güçlü gidiyor. Yani kurumsal satışın hala neredeyse işte belki %90'ı bayi kanalı üzerinden oluyor. Oradaki online geçişi henüz tamamlanmadı ki ben orada bir artış olacağını düşünüyorum. Yani kurumsal dünyanın da yavaş yavaş online satın alma kanallarına doğru bir kayış yapacağını düşünüyorum. Dediğim gibi buralarda zannediyorum bir dengelenme yakalarız. Peki ürün olarak öne çıkan segmentler oldu mu? Oyun sektöründen bahsettiniz. Dolayısıyla orası yıldızı parlayan tarafta. Evet, oyun çok güçlüydü ve çok güçlü devam ediyor. Çok heyecanlı. Biz orada Omen ve Victus markalarımız da varız. Omen bizim performans canavarımız. Yani hem Omen'in hem Victus'un aldığı talepten gerçekten çok memnunum. Ve bu sadece bilgisayarla da aslında kısıtlı değil. Oyun bir ekosistem neredeyse oluşturdu. İşte oyuncu kulaklığı, oyuncu mouse'u, oyuncu klavyesi, oyuncu monitörü. Oyuncunun her şeyi var. İşte oyuncu sandalyesi, oyuncu koltuğu. Dolayısıyla orada çok büyük bir ekosistem oluşturulmuş oldu. Ve bu çok dirençli. Söylediğim gibi yani krizlerden pek etkilenmiyor. Ve buraya sürekli yeni teknolojiler geliyor. Şimdi benim heyecanla takip ettiğim bir alan oyun sektöründe sanal gerçeklik. Hı hı. Sanal gerçekliğin çok yakın bir zamanda sanal gerçeklik oyunlarının 200 milyon kişiye dünya çapında ulaşması bekleniyor. Bu şu demek, bu kitle oluştuktan sonra buraya yeni donanım yatırımları yapılacaktır. Donanım yatırımı yapılınca yeni oyunlar çıkacaktır ve 200 milyon kişi gittikçe artacaktır. Dolayısıyla oyun sektörü daha uzun bir süre canlı kalmaya devam eder. Yeni giren oyunlar, yeni giren teknolojilerle birlikte. Ve bütün bu yan ürünlerinin de satışı güçlü bir şekilde gider. Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye oyun için gerçekten çok iyi bir pazar. Peki yeni nesil teknolojilerde şimdi diyoruz, Metaverse'den bahsediyoruz. Sanal, işte evet daha çok özellikle oyun sektörünün içerisine adapte oldu ancak teknoloji ürünleri üzerindeki dönüştürücü etkisini nasıl değerlendirirsiniz Sayın Alama? Şimdi dediğiniz gibi işte sanal gerçeklik, Metaverse, Web 3.0 bunlar bizim önümüzdeki dönemi şekillendirecek olan teknolojiler. Burası çok net. Ve bu teknolojilerin çevresinde yeni ürünler ortaya çıkacak, yeni hizmetler ortaya çıkacak. Bunların bir kısmı mevcut ürünlerin dönüşümü olacak. Bir kısmı da daha hiç bilmediğimiz yeni ürünler olarak ortaya çıkacak. Yine sanal gerçeklikten devam edersem, sanal gerçeklik bugün sanıyorum 200 milyar dolarlık bir pazar. Yani zaten kendi büyük bir pazar. 2030'a kadar dünya üzerinde 20 milyondan fazla işletmenin sanal gerçekliği iş süreçlerine entegre edeceği düşünülüyor. Ki bugün bile birçok kurum bunu kullanıyor. Bizim Türkiye'de müşterilerimiz var. Sanayide, üretimde, mimarlıkta, inşaatta, eğitimde. Bunlar mevcut sanal gerçeklik teknolojilerini kendi işlerinde kullanıyorlar. Biz mesela sanal gerçeklikte servis hizmeti vermeye başladık. Bizim bazı büyük cihazlarımızda, işte dijital baskı makinelerimizde, 3 boyut yazıcılarımızda mühendisler sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak sanki cihazın yanındaymış gibi cihaza hizmet veriyor. Bu büyük bir verimlilik artışı getiriyor, maliyet düşüşü getiriyor. Neden? Çünkü bunlar çok spesifik cihazlar ve bazen bir problemin çözümü dünyanın bir başka köşesindeki bir mühendis de olabiliyor. Bizim normal şartlarda o mühendisi alıp Türkiye'ye getirip, işte burada ağırlayıp, servis hizmetini verip geri göndermemiz gerekiyordu. Şimdi bunun önüne geçiyoruz. Çünkü sanal gerçeklikle gözlüğünü takarak sanki buradaymış gibi o cihaza müdahale edebiliyor. Dolayısıyla bunlar pazarı büyütecek olan gelişmeler. Yine Metaverse veya işte sanal gerçeklik ve 3.0 dediğimizde siber güvenlik daha da önem kazanıyor.
Ve buradaki siber güvenlik sistem odasının siber güvenliğinden artık çıkıyor. Daha çok son kullanıcıların kullandığı cihazların siber güvenliğine geliyor. Çünkü siz sanal dünyayı fiziksel dünyanızla birleştirdiğiniz zaman kullandığınız teknolojinin güvenli olmasını bekleyeceksiniz. Yani bugün de bekliyoruz ama gelecekte bu artık daha da önem kazanacak. Dolayısıyla siber güvenliği biz konuşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda ben HP'nin doğru konumlandığını düşünüyorum. Yani gelecekteki teknolojileri hem destekleyici hem geliştirici kendi teknolojilerimizi, kendi ürünlerimizi çıkarıyoruz ve bunları da çıkartmaya devam edeceğiz. Son dakikamız içerisinde ben aslında çok uzun bir konu ama sürdürülebilirlik konusuna da değinmeden geçmek istemem. Özellikle teknoloji donanım üreticileri ne bu soru çok sorulur. Açıkçası bu noktada sizin yaklaşımınız nedir? Sürdürülebilirlik, biraz önce siz de bahsettiniz karbon ayak izin emisyonun azaltılması noktasında. Üretimde bu yönde çalışmalarınız var mı? Var. Teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Sürdürülebilirlik bizim için yeni bir konu değil. Bizim DNA'mızda var. Ben hep bunu söylüyorum. Biz karbon ayak izini ölçen ve bunu düşürmek üzere planlar yapan ilk IT şirketiyiz. Ürünlerimizin enerji tüketimini düşürmek üzere yatırımlar yapan bir şirketiz. 2010'dan bugüne ürün portföyümüz %50 daha az enerji harcıyor. İşte 2030'a kadar tüm küresel operasyonlarımızda yenilenebilir enerji kullanmak istiyoruz. Ve bunun yarısına geldik bile bu hedefin. Türkiye'ye baktığımızda biz Türkiye'de Yeşil Ofis sertifikamızı aldık. Bunu aldığımız zaman bu sertifikayı alan ilk IT şirketiydik ve bildiğim kadarıyla hala ilk ve tek IT şirketiyiz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bizim her zaman gündemimizde. Yani 2021'de de böyleydi, öncesinde de böyleydi. 2022 ve sonrasında da böyle olacak. Biz hem ürünlerimizde hem servislerimizde sürdürülebilirliği mutlaka göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman bugün bizlerle beraberdi. Böylelikle bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.